Günaydın, hayırlı sabahlar. Balkon konuşmalarımı özlemişsinizdir. Ama bugünlerdeyim, İstanbul'da bir balkondayım. Pınarların balkonundan günaydın diyeyim dedim. Biz kahvaltımızı falan yaptık, saat 12.30'a geldi. Tabii dün yorgun olduğumuz için biraz uyuduk. 10'da falan kalktık, 10'a geliyordu saat. Sonra kahvaltı hazırladık, yedik derken bu saat oldu, oturuyoruz. Özge ile Seda da burada, hep beraber çayımızı içtik. Şimdi Seda kahve yapıyor. Sedacığımın ellerinden yine bir kahve içmek nasip oldu gördüğünüz gibi. Planlarımız var ama İstanbul'da bugün hava kapattı, bilmiyorum. Ne yaparız, birazdan ne karar veririz, onu artık kahve içerken karar vereceğiz ve ona göre çıkacağız evden. Adalara gitmek istiyorduk aslında ama yağmurlu görünüyor. Tabii vapurla gidip geleceğimiz için onu biraz sıkıntı yaptık ama bir bakalım. Hava durumuna baktık. Yarın yağışlı görünüyor. Yani bugün görünmüyor, çok bulutlu görünüyor ama belli olmuyor tabii, biliyorsunuz. İnşallah yağmaz. Yağarsa da başka yerlerde değerlendireceğiz zamanımızı. Benim bu akşam arabam bu gece 2'ye çeyrek kala kalkacak. Gece 2 arabasıyla gideceğim. O yüzden zamanım var. Zaman sıkıntısı yok. Az önce Rıza'yla konuştuk. Duru gayet iyiymiş, uyumuş falan. Merak etmeyin, iyi yani babasıyla. Tekrar tekrar söyleme gereği hissediyorum. Yorumlarınızı da okudum bu arada. Bugün açtığım videoya. Çok güzel şeyler yazanlar var. Onun için ayrıca tekrar teşekkür ederim. Yani beni anlayarak izleyenlere çok teşekkür ederim. Durucuğum iyi yani. Artık eskisi gibi değil imkanlar, biliyorsunuz. Görüntülü aramaydı, sesli aramaydı. Yani her şey mevcut. Her şey var. İyi şu anda. Bir sıkıntısı yok. Annem de hala bizde. O yüzden son günümü de güzel geçirmek istiyorum. Güzel enerji depolamak istiyorum. Kızlarla zaten güzel geçiyor da biraz da güzel anı biriktirmek istiyoruz açıkçası. Neyse, biz kahvelerimizi içelim, ondan sonra görüşürüz. Seda'nın ellerinden kahvelerimiz geldi arkadaşlar. Bol köpüklü. O zaman bize afiyet olsun. Biz şimdi gezme öncesi Seda'cıma dedim ki bana makyaj yapar mısın? Biliyorsunuz çok güzel makyaj yapıyor. Şöyle dumanlı mumanlı bir makyaj yaptıracağım Seda'ya. Sonra da hazırlanıp çıkacağız bakalım. Evet. Hazırlandık. Hatta kızlar üstlerini değiştiriyorlar. Sedacığım makyajımı yaptı. Çok afilli bir makyaj yaptı. Ben bu kadarını beceremem. Yalan yok. Yapamıyorum da zaten. Çok beğendim. Ruj olsun, göz makyajı olsun falan. Neyse, giyindim. O almış olduğum siyah elbiseyi giydim. Geçenki videoları izleyenler bilirler. Şimdi ilk adalara gideceğiz ama İstanbul'da bugün hava kapalı. Hem yağacak gibi hem yağmayacak gibi. Sadece güneş yok hani. Dedik çok üşürsek ya da bir sıkıntı olursa orada fazla durmaz, döneriz dedik. Ama öncelikle oraya gidiyoruz bakalım. Bir ada havası alalım. Artık yağmura mı yakalanırız, ne olur bilmiyorum. Ama yağmaz dediler. Bulutlu görünüyor. İnşallah da yağmaz. Neyse, ben onları bekliyorum. Hazırlansınlar. Hep beraber çıkacağız. Pınar'cığımın tatlılığına bakar mısın? Ay yok ya. Kız şeker misin sen? Vallahi ben bayılıyordum sana zaten izlerken. Gerçekten. Yakından daha da şeker. Teşekkür ederim. Neyse, sen biz de gidiyoruz. Aynen. Gidiyoruz. Nasibimizde Pınar'cığımın arabasıyla gezmek de varmış. Aynen, çok şükür. Şimdi belli bir yere kadar arabayla gideceğiz. Ondan sonra adalara gidiyoruz. Biz evden çıktık. Gidiyoruz ama adalara gidemiyoruz. Maalesef. Yağmur geldi. İstanbul bana büyük oyununu oynadı. Sedacığımı arkaya yolladık. Beni arkaya attık. Arkaya attık Sedacığım. Küçüğüm diye ezdiler beni. Şimdi Pendik tarafına gidiyoruz bakalım. Önce bir İsmarina AVM var. Böyle, evet. Hem Marina hem AVM tarzı. Oraya gideceğiz.
Orada biraz takılırız. Hoşumuza gitmezse oradan çıkarız, Pendik'e geçeriz. Zaten zaman bizim yani. Araba da var. Öyle geceye kadar vaktimiz var. Aynen. Adalar olmadı ama Allah'tan adalara gitmiştim yani. Gitmediğim bir yer değil, bildiğim bir yer. Sadece beraber gidememiş olduk. Yağmur bana kazığını attı. Geldi. Şu anda yağmur geldi. Neyse bakalım. Bir sonraki istikamette görüşürüz. Biz şimdi İsmar'ın AVM'ye geldik. Bakınıyoruz bakalım. Tatlı mı yeriz, tuzlu mu yeriz, kahve mi içeriz? Tatlı yeriz, tatlı konuşuruz. Yalnız bugün Sedacığımın güzelliğine bakar mısın? Pembeler giyip sana özel. Pembeler, beyazlar bu kadar mı yakışır? Teşekkür ederim. Yakından daha güzel bu arada. Ya, yakından daha da güzelsin. Sen de öyle. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Şuralarda biraz resim ayaklarını çekiyoruz. Ayaklarını bacak bacak bir atsana. Pozlara gel yalnız. Seda Akdere'nin poz halleri. Biz şimdi Mado'ya geldik. Bir şeyler içelim dedik bakalım. İçecek seçiyoruz arkadaşlar. Burası sakin, güzel. Bir de serinledi ya, iyi oldu. Önce biraz dinlenelim, ondan sonra da artık devam ederiz bakalım. Yakalanınca elbiseyle üşüdüm arkadaşlar. Waikiki'ye girdik. Bana kostüm yaptık. Bir pantolon, bir tişört, işi hallettik yani. Üşüdüm, elbiseyle bayağı bir üşüdüm. Bir de şimdi Pendik Marina'ya gideceğiz. Orada da serin olur dedik. En iyisi gelin hadi birer bir şey seçelim. Giyindim, gidiyorum. Yani değiştirdim kıyafeti. Beğendin mi? En mantıklısını yaptım. Aynen. Bir pantolon, bir tişört. Keşke evde öyle giyseymişim, kıyafetim de vardı ama. Aynen. Elbise dedim giyeyim. Olmadı. Şimdi Karaca'ya geldik. Pınar'cığım bir şeyler bakacak. Şu tencere setleri çok güzel, biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür illaki. Burada çelik takımlar var. Çok güzeller gerçekten. 599 lira diyor. Bardak seti. Bardaklarına bakalım. Burada da çatal kaşık setleri var.
geldik. Buradan çıkmadan yemek yiyelim dedik önce. Şimdi bakalım ne yiyeceğiz. Acığımın önerisiyle şefin tavası deniyorum. O çok seviyormuş. İnşallah beğenirsin. İnşallah güzel görünüyor. Yani kokusu falan güzel. Evet. O zaman bize afiyet olsun. Pınar'cığım sen ne söylemiştin? Café de Paris. Café de Paris. Adı bile Afilli. Ben Afilli bir insansın, evet. Café de Paris. Geldik. Yağmurda fazla gezemedik. Biraz dolandık. Geldik. Özge çayın yanına bir şeyler hazırlamış. Burada oturuyoruz. Özge ya. Duru'yu bakın kanalıma davet edeyim de. Bakın o kadar tatlı ki yakından. Tabii ki halalarına benziyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkürler. Çok tatlı maşallah. Biz şimdi çay içeceğiz. Ellerine evet. Sağlık bu arada. Afiyet olsun. Zahmet ettin. Rica ederim. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Direkt benim. Ya sinirlendirmeyin şu çocuğu ya. Hadi Em alacağım. Em parmağını alacağım. Afiyet olsun. Hadi alacağım. Ne yapıyorsun? Şşt. Hadi gül bakalım. Hadi gül bakalım. Özge Duru. Bak güldüreyim. Yalnız halaları sevmeye doyamıyor bu Özge Duru'yu. Gerçekten çok şanslı bir çocuk. Biz Özgeler'den kalktık, Pınarların evine geldik. Orada çayımızı içtik, oturduk. Bayağı bir uzun oturduk. Sohbet, muhabbet yine her zamanki gibi. Sonra Pınar'la aşağıya indik. Karıştırıyorum hep yukarısı aşağısı. Şimdi oturuyoruz. Benim otobüs saatime az kaldı. 12.30'da servisim kalkacak. Saat 9.30'u geçti. Pınar bugün beni gezdiremediği için kendine çok sıkıntı yaptı. Ama İstanbul'un yağmuruna yakalandık arkadaşlar. Planımız sabahtan, dünden beri söylüyorum, adalara falan gidecektik. Yine vapura binecektik. Ondan sonra Pendik Marina'ya falan geçecektik. Olmadı. Yağmur bizi, bütün planlarımızı alt üst etti. Benim için hiç sıkıntı yok ama Pınar sıkıntı yaptı. Evet. Yani gezdiremedim, gezdiremedim falan diye. Az önce bile diyor nereye gidelim, nereye gidelim. Kardeşleri de aynı şekilde ille bir yere gidelim falan dediler. Şey olmadı yani. Benim için sıkıntı olmadı. Gerçekten sıkıntı yok. Evde oturduk. Sohbet, muhabbet. Birbirimizi daha çok tanıdık. Daha çok zaman ayırdık. Güzel oldu bakalım. Ve ayrılık vakti geldi çattı. 1,5 günlük tatilimizin sonuna geldik. Güzel oldu. Benim için de güzel bir anı oldu. Şimdi birazdan birer kahve yapacağız. Son kez Şeref abinin balkonunda bir kahve keyfi yapacağız. Ondan sonra da artık beni bırakacaklar. Servisle de otogara gideceğim. Oradan evime gideceğim. Çocuklarıma gideceğim arkadaşlar. Biz kendini bol tuzlu çekirdeğe vurdu. Vallahi ay balkonda ne sarıyor şimdi biliyor musun? Değil mi ya? Balkon muhabbeti çok güzel değil mi? Ben balkon severim biliyorsun. Aynen. Sen her yerde bir balkon buluyorum ama buranın balkonunu da çok sevdim. Ama küçük bizim balkonumuz ama küçük yine ama bizi çok, idare çok ediyor. Güzel yani. Herkes sığınıyor gibi bir şekilde sığınıyor. 6-7 kişi sıkış tıkış da olsa burada oturabiliyoruz. Güzel en azından ya. Sabahları bazen kahvaltı yapıyoruz. Çok severim. O mesela çok güzel oluyor. Aynen. Eskiden tabii daha kalabalık. Murat'la Seda evlendikten sonra nüfusumuz azaldı biraz. Olsun, gene yakınsınız ya ne güzel işte hep beraber aynı mahalle, aynı mahallede. Birlikleri çok güzel yani beraber olmaları sürekli birbirleriyle zaman geçirmeleri bence çok güzel yani. Ya biz hep böyleyiz. Bazı insanlar çok tuhaf buluyor bunu ama biz bir ailesel olarak birbirine çok bağlı i̇şte insanlarız. Kendi aileleri ya da işte sülalelerinden görmedikleri için ya da kendi aralarında belki de çatıştıkları için olabilirler. Bir de şimdiki günümüzde artık kimse kimsenin mutlu olmasını istemiyor. Kesinlikle. Ya bu yakın çevrende de geçerli, sosyal medyada da geçerli. Aynen. Ama ben gözümle gördüm aralarındaki ilişkiyi. Herkes birbiriyle gerçekten de öyle yani bir yapmacıklık, bir durum, bir şey bir durum yok, göze batan bir durum yok. Evet. Birbirlerine bağlı aileler. Ben de çok severim. Bir de ne biliyor musun? Benim babam tek çocuk olduğu için, hani başka kardeşi olmadığı için böyle hep annemle falan
Yani annemiz siz mesela hiçbir şey yapamaz. Ne güzel işte. Biz olduktan sonra da mesela biz siz de bir şey yapamamaya başlamışlar. Yani çocuklarına düşkün babalar ayrı. Evet yani gerçekten. Biz o yüzden hiç şey yapmadık bu zamana kadar. Hiç böyle ayrılmadık. Yani ayrılmadık derken birbirinden kopuk bir aile olmadık. Mesela biz akşamları yemeğe herkes olacak o sofrada. Öyle oturduk yani. Ne güzel işte yani. Mutlaka. Artık zor yani kalmadı artık. Evet. İşte o yüzden insanlara da garip geliyor. Evet o yüzden de böyle de devam ediyor yani. Biz de memnunuz. Tamam bazen yorucu oluyor. Olmuyor değil. Çok kalabalığın da yükü de ağır oluyor ama biz memnunuz yani çok şükür. Uzak olsaydı da zor olurdu. Hepimizin farklı yerlerde olduğunu düşün. Gurbetlik aynen. De zor olurdu. Gurbetlik çok anlaşabildikten zor. Sonra yakın olmakta bir sıkıntı yok. Kesinlikle. Yani. Aynen öyle. Biz çekirdek muhabbetine devam. Devam edelim. Hadi neler konuşuyoruz. Aynen muhabbet bitmedi iki gündür. Biz kahvemizi içerken Seda dondurma aldı geldi. Şimdi dondurma yiyeceğiz soğuk soğuk. Gitmeden görüyorsunuz son nafakamı da topluyorum. Çekirdek çok iyi gitti yalnız senin balkonda. Geldik. Gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul maceralarım bitti. Evet. Biz şimdi servisi bekliyoruz. Evet. Birazdan gelir herhalde Pınar'cığımla. Gelmek üzeredir. Son dakikalarımız. Aynen. Burada da tekrar sizin önünüzde her şey için çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Servisim geldi bu arada. Servisim gelmiş. Aynen. Gidiyorum. Bay bay. Yine gel. Saat 2:10 var. Şimdi Zonguldak geldi. 4:10 geçiyor. Yeni mola verdik arkadaşlar. Aslında uykum geldi ama asla uyuyamıyorum yolculukta. Aşırı derecede soğuk biliyor musunuz? Yani dışarısı da arabanın içi de buz gibi. Klimalar, havalandırmalar falan mahvetti beni. Benim üstümdeki klima kapalı ama etraftakilerinki de çok şey olduğu için herhalde açanlar da vardı. Araba buz kesiyor. Üşüdüm. Bayağı bir titriyorum şu anda. Neyse biraz bakıyorum böyle. Evdekilere de saray helvası alayım dedim. Çekme helvayı biz seviyoruz. Bilmiyorum çikolatalısını sadesinde. Onlardan alacağım. Bir de su alacağım. Her zaman su dağıtmıyorlar. Susadım biraz. Dilim damağım yapıştı. Bir şey yemem bu saatte. Saat zaten 4:10 geçiyor. Neyse benim yolculuğum böyle geçiyor. Anlayacağınız üzere. İstanbul vlogumu artık burada kapatıyorum arkadaşlar. Güzel iki gün geçirdim. Her şey çok güzeldi. Hepsine tekrar buradan da teşekkür ediyorum. Hepsini özleyeceğim. Zaten sık sık görüşüyoruz, konuşuyoruz. İyi ki de tanışmışız. Neyse buradan hepinizi öpüyorum. Onları da öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki Zonguldak videolarımda artık görüşürüz. Artık Zonguldak'tan devam edeceğiz. Hoşçakalın.